Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lemalardan 26. lema. 6. rica. İhtiyarlar Risalesinden üstadın verdiği bir ders. İnşallah istifade ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zaman elim bir esaretimde insanlardan tevahhuş edip Barla yaylasında Çam Dağı'nın tepesinde yalnız kaldım. Yalnızlıkta bir nur arıyordum. Bir gece o yüksek tepenin başında yüksek bir çam ağacının üstünde, üstü açık odacıktaydım. 3-4 gurbeti birbiri içerisinde ihtiyarlık bana ihtar etti. 6. mektupta izah edildiği gibi o gece ıssız, sessiz, yalnız ağaçların hışırtılarından ve hemhemelerinden gelen hazin bir seda, bir ses rikkatime, ihtiyarlığıma, gurbetime ziyade dokundu. İhtiyarlık bana ihtar etti ki, gündüz nasıl şu siyah bir kabre tebettül etti, dünya siyah kefeni giydi, öyle de ölümün kış gecesine inkılap edeceğini kalbimin kulağına söyledi. Nefsim bil mecburiyet dedi. Evet, ben vatanımdan garip olduğum gibi bu 50 sene zarfındaki ömrümde zeval bulan sevdiklerimden ayrı düştüğümden ve arkalarında onlara ağlayarak kaldığımdan bu vatan gurbetinden daha ziyade hazin ve elim bir gurbettir. Ve bu gece dağın garibane vaziyetindeki hazin gurbetten daha ziyade hazin ve elim bir gurbete yakınlaşıyorum ki bütün dünyadan birden mürafakat zamanın yakınlaştığını ihtiyarlık bana haber veriyor. Bu gurbet, gurbet içerisinde ve bu hüzün, hüzün içerisindeki vaziyetten bir rica, bir nur aradım. Birden imanı billah imdada yetişti. Öyle insan hayatının böyle demek ki son günlerine doğru ihtiyarlık çökmeye başlayınca, eğer imanı yoksa, Kur'an'dan o dersi alamamışsa, büyük bir elim ızdırap içerisine, elem sıkıntı içerisine düşecek. İmanı billah imdada yetişti. Demek imanın hakikatları insana yetişmezse büyük bir sıkıntı yaşayacak. Belki o son seneleri İdam mahkumu gibi her gün sayacağı, her gün bekleyeceği ızdırap saatleri olacak. Öyle bir ünsiyet verdi ki, bulunduğum muzaaf vahşet 1000 defa tezahür etseydi yine o teselli kafi gelirdi. Evet, ey ihtiyar ve ihtiyareler, madem rahim bir halikimiz var, bizim için gurbet olamaz, madem o var, bizim için her şey var. Madem o var, melaikeleri de var, öyleyse bu dünya boş değil. Hali dağlar, boş sahralar Cenab-ı Hakk'ın ibadıyla doludur. Zişur ibadından başka onun nuruyla, onun hesabıyla taşı da ağacı da birer munis arkadaş hükmüne geçer. Lisan-ı hal ile bizimle konuşabilirler ve eğlendirirler. Evet, bu kainatın mevcudat edince ve bu büyük kitab-ı alemin harfleri sayısınca vücuduna şehadet eden ve ziruhların medar-ı şefkat ve rahmet ve inayet olabilen cihazatı ve matmuatı ve nimetleri edince rahmetini gösteren deliller, şahitler, bize rahim, kerim, eniz, vedud olan halikamızın, saniimizin, hamimizin dergahını gösteriyorlar. O dergahta en makbul bir şefaatçi acz ve zaaftır. Ve acz ve zaafın tam zamanı da ihtiyarlıktır. Öyle bir dergaha makbul bir şefaatçi olan ihtiyarlıktan küsmek değil, sevmek lazımdır. 7. rica. Bir zaman ihtiyarlığımın başlangıcında eski Said'in gülmeleri, yeni Said'in ağlamalarına inkılap ettiği engamda Ankara'daki ehli dünya beni eski Said zannedip oraya istediler gittim. Güz mevsiminin ahirlerinde Ankara'nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş kalasının başına çıktım. O kala tahaccür etmiş hadisat-ı tarihe suretinde bana göründü. Senenin ihtiyarlık mevsimiyle benim ihtiyarlığım, kalanın ihtiyarlığı, beşerin insanlığın ihtiyarlığı, şanlı Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı ve hilafet saltanatının vefatı ve dünyanın ihtiyarlığı bana gayet hazin ve rikkatli ve firkatli bir halet içerisinde o yüksek kalada geçmiş zamanın derelerine ve gelecek zamanın dağlarına baktırdı ve baktım. Birbiri içerisinde beni ihata eden 4-5 ihtiyarlık karanlıklar içerisinde Ankara'da en kara bir halet ruhu hissettiğimden bir nur, bir teselli, bir rica aradım haşiye. O zaman bu halet ruhiye faresi münacat sürecinde kalbe geldi, yazdım. Ankara'da Hubab Risalesi'nde tab edilmiştir. Sağ, yani mazi olan geçmiş zamana bakıp teselli ararken bana mazi pederimin, babamın, ecdadımın, nev'imin bir mezar-ı ekberi suretinde göründü. Demek ki geçmiş büyük bir mezaristan gibi gözüktü.
Teselliye ne vahşet verdi. Sol tarafım olan istikbale derman ararken baktım, gördüm ki benim memsalimin ve neslahatinin büyük ve karanlıklı bir kabir suretinde göründü. Demek ki gelecekte büyük bir kabristan gibi. Çünkü gelecekler, onlar da ölüp gidecekler. Ünsiyet yerine vahşet verdi. Sağ ile soldan tevahhuş edip hazır güne baktım. O gafletli ve tarihvari nazarıma o hazır gün yarım ölmekte ve hareketi mezbuhanedeki ızdırap çeken cismimin cenazesini taşıyan bir tabut suretinde göründü. Sonra bu cihetten dahi meyus olunca başımı kaldırıp ömrümün ağacının başına baktım. Gördüm ki o ağacın tek bir meyvesi var, o da benim cenazemdir. O ağaç üzerinde duruyor, bana bakıyor. O cihetten dahi tevahhuş edip başımı aşağıya eğdim. O ömür ağacının aşağısına, köküne baktım, gördüm ki o aşağıda olan toprak, kendimi kemiklerimin toprağıyla mebdi hilkatimin toprağı birbirine karışmış bir surette ayaklar altında çiğneniyor gördüm. O da derman değil, belki derdime dert kattı. Sonra mecburiyetle arkama baktım, gördüm ki esassız, fani olan dünya hiçlik derelerinde ve yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem ararken zehir ilave etti. O cihette dahi hayır görmediğimden ön tarafa baktım. İleriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki kabir kapısı tam yolumun üzerinde, üstünde açık görünüp ağzını açmış bana bakıyor. Onun arkasında evet tarafına giden cadde ve o caddeye giden kafileler uzaktan uzağa nazara çarpıyor. Ve bu altı cihetten gelen dehşetlere karşı bana nokta istinad ve silah-ı müdafaa olacak cüz'i bir cüz ihtiyardan başka bir şey elimde yok. O hadsiz ağda düşman ve hesapsız huzur şeylere karşı tek bir silah-ı insani olan o cüz ihtiyari hem nakız, hem kısa, hem aciz, hem icatsız olduğundan kesipten başka bir şey elinden gelmez. Ne geçmiş zamana geçebilir, ta ondan başa bana gelen hüzünleri sustursun ve ne de istikbale hulul edebilir, ta ondan gelen korkuları men etsin. Geçmiş ve geleceklere ait emellerime ve elemlerime faydası olmadığını gördüm. Bu altı cihetten gelen dehşet ve vahşet ve karanlık ve meyusiyet üzüntüler içinde çırpındığım hengamda birden Kur'an-ı Müzülbeyan'ın semasında parlayan iman nurları imdada yetişti. O altı ciheti o kadar tenvir edip nurlandırıp ışıklandırdı ki gördüğüm o vahşetler, o karanlıklar 100 derece tezahür etseydi yine o nur onlara karşı kafi ve vafiydi. Bütün o dehşetleri birer birer teselliye ve o vahşetleri birer birer ünsiyete çevirdi. Şöyle ki iman o vahşetli geçmiş zamanın mezar-ı ekberi suretini yırtıp ünsiyetli bir meclis-i münevver ve bir mecmua-i ahbab olduğunu bir aynel yakin, bir hakkal yakin gösterdi. Hem iman, o kabr-i ekber suretinde nazar-ı gafletle görünen gelecek zamanı, sevimli saadet saraylarında bir ziyafet-i rahmaniye meclisi suretinde bir ilmel yakin gösterdi. Hem iman, nazar-ı gafletle bir tabut vaziyetinde görünen hazır zamanı ve o hazır günün tabutiye çekini kırıp, o hazır günü uhrevi bir ticaretgah dükkanı ve şaşalı bir misafirani rahmani suretinde bil müşahede gösterdi. Hem iman, nazarı gafletle ömür ağacının başında cenaze şeklinde görünen tek meyvesi cenaze olmadığını, belki ebedi bir hayata mahzar ve ebedi bir saadete namzet olan ruhumun eskimiş şuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını bir ilmel yakin gösterdi. Hem iman, kemiklerimle mebdi hilkatimin toprağı ayak altında hemmetsiz mahvolmuş kemikler olmadığını, belki o toprak rahmet kapısı ve cennet salonunun bir perdesi olduğunu sırrı iman ile gösterdi. Hem iman, nazarı gafletle arkamda hiçlikte yokluk karanlıklarına yuvarlanan dünyanın vaziyetini sırrı Kur'an ile gösterdi ki o zahiri zulümata karanlıklarda yuvarlanan dünya ise vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerine kendine bedel vücutta bırakmış bir kısım mektubat-ı semadaniye, yani Cenab-ı Hak'tan gelen mektuplar ve sayfayı nukuş-ı sübhaniye, Allah-u Teala'nın eksiz bu alem sayfasında işlemiş olduğu nakışlar olduğunu gösterdi. Yani dünya Cenab-ı Hakk'ı göstermek ve tanıttırmak için yaratılmış bir mektup, değil mi? Böyle bir sergi olduğunu göstermiş oluyor. Dünyanın mahiyeti ne olduğunu bir ilmel yakin bildirdi. Hem iman, ileride gözünü açıp bana bakan kabri ve o kabrin arkasında
ebede giden caddeyi nuru Kur'an ile gösterdi ki o kabir kuyu kapısı değil, belki alemi nurun kapısıdır. Ve o yol ise hiç lev adem istena değil, belki vücuda nur istena ve saadet ebediye giden yol olduğunu tam kanaat verecek bir derece gösterdiğinden dertlerime hem derman hem merhem oldu. Hem iman, o elinde pek cüz'ü kes bulunan cüz'ü bir cüz ihtiyarı yerine o hadsiz düşman ve zulümatlara karşı gayri mütenahi bir kudret isnat etmek ve hadsiz bir rahmete intisap etmek için o cüz'ü ihtiyarın eline bir vesika veriyor. Belki de iman, o cüz'ü ihtiyarın eline bir vesika alıyor. Hem o cüz'ü ihtiyarı olan silah-ı insani, yersiz zatında hem kısa, hem aciz, hem noksandır. Fakat nasıl ki bir asker cüz'i kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit binler derece kuvvetinden fazla işler görür, öyle de sırrı imanla o cüz'i ihtiyari Cenab-ı Hakk'ın namına onun yoluna istimal edilse 500 sene genişliğinde bir cenneti dahi kazanabilir. Cüz'i ihtiyari Cenab-ı Hak her insanın eline, kendi vermiş olduğu kabiliyetlerine hayırda veya şerde kullanmak noktasında bir kabiliyet vermiş. O kabiliyeti her insan ne yapıyor? Hissediyor. İsterse hayra, isterse şerde ne yapabiliyor? Çevirebiliyor. Nasıl bir arabada insan arabayı dilediği gibi ne yapabiliyor? Kullanabiliyor. İstikamette giderse, varacağı yere varabildiği gibi direksiyonu vasıtasıyla sağa veya sola çevirirse şarampola çıkıyor, yoldan çıkıyor. İşte orada yaptığı çok cüz'i nedir? Bir iştir. Sadece direksiyonu sağa veya sola çevirmektir. İnsan da öyle. Değil mi böyle bir mükemmel araba, mükemmel bir makina, harika sanatlı bir saray hükmünde, mükemmel bir gemi hükmünde. İşte bu mükemmel yaratılmış sarayın, geminin, işte arabanın diyelim ki direksiyonu iradi cüz'i ile bizim elimize verilmiş. Ruhun elinde bu direksiyon var. Dilerse hayra, dilerse ne yapabilir? Şerre çevirebilir. O çok cüz'i ve küçük bir fiil onu ebedi hayatı kazandırabilir veya kaybettirebilir. Halbuki o arabada, o mükemmel makinede hiçbir tasarrufu yok. Hiçbir kabiliyeti yok. Değil mi böyle saçı düşse yerine koyamaz. Hasta olsa iyileştiremez. Yani kendi arızasını gideremezken bu kadar mükemmel sanatlı, trilyarlarla, katrilyonlarla alınmayacak bir vücut ona ihsani olarak, ihsani ilahi olarak, ikram olarak verilmiş. İşte bu mükemmel, bu harika makineyi insanlar ne yapıyor? İradi cüz'e dediğimiz o direksiyon vasıtasıyla sağa yani hayra veya sola şerre ne yapabilir? Çevirebilir. Cenab-ı Hak da Kur'an'ı bir kılavuz olarak insanlara, Peygamber Efendimiz'i bir rehber olarak ne yapmış, göndermiş. Nereye gideceğimiz bize gösterildi. Demek ki o irade cüz'üyle ne yapacağız biz? Dilersek cennet tarafına, dilersek cehennem tarafına ne yapabiliriz? Gidebiliriz. Demek ki o elimizdeki direksiyonu yapmaya mükellefiz, çok iyi kullanmaya mükellefiz. Dünyada da öyle değil mi? İnsanlar böyle bindikleri araçları, kendilerine verilen emanetleri, adam mesela uçak emanet ediliyor. Halbuki mümkün değil, belki uçağı alması mümkün değil. O trilyonluk uçak bir şahsın eline veriliyor. Ha irade cüz'esine kalmış. Demek ki uçma teknolojisini iyi bilse, değil mi? Kılavuzu sağlam olsa, rehberi tamam olsa, yolunu iyi bulsa mükemmel kullanıyor. Orada bir hata ve eksilik yapar, düşer. Hem kendini hem içindekileri mahveder. İşte insan da böyle yani. Demek ki Kur'an kılavuzundan gideceği yolu tam öğrense, Peygamber tam dinlese, varacağı limana, sahili selamete ne yapabilir? Gidebilir ve varabilir. Kullanamazsa bu uçağı ne yapar? Devirir, parçalar. Helak ve harap eder. İşte irade cüz'e bu yani. Evet, hem iman, geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen o cüz'ü ihtiyarın dizginini cisminin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin dair hayatı ise cisim gibi hazır zamana münasır olmadığından pek çok seneler, maziden pek çok seneler istikbalden dair hayatına dahil olmadığından o cüz'ü ihtiyarı cüz'iyetten çıkıp külliyet kesbeder. Zamana mazinin en derin derelerine kuvvet-i imanla girebildiğini ve hüzünlerin zulmetlerine defedebildiği gibi nur-u iman ile istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar, korkuları izale eder. Demek ki insan iman olmazsa hazır zamanın içerisinde sıkışıp kalır yani. Bugünden başka bir günü onun yoktur. Ama iman hem geçmişi hem geleceği ne yapıyor? Aydınlatıyor. Bütün geçmiş hadisatı ta Adem Aleyhisselam'a, Aleyhisselam Efendimiz'e kadar, hatta ta ruhlar alemine kadar, ruhların mebdesi başlangıcından, ta böyle kıyametin kopmasına, haşre, ebede uzanan, da cennet ve cehenneme kadar uzanan o yolları imanla insan ne yapabiliyor? Gidebiliyor, görebiliyor, idrak edebiliyor. Ölüm korkularını yenebiliyor, kainatın yaratılışını anlayabiliyor. Ama iman olmazsa hazır zamanın içerisinde, belki o şu bir saatin içerisinde ne olur? Sıkışır kalır. Geçmiş onun için ölmüştür, gelecek daha gelmediği için ölü, meyit vaziyetindedir, gelse de ölecektir. Demek ki iman ile her taraf ne yapıyor? Aydınlanıyor ve genişliyor.
İşte ey benim gibi ihtiyarlık zahmetini çeken ihtiyar ve hemşire ihtiyarlar, madem elhamdülillah biz ehli imanız ve madem imanda bu kadar nurlu, lezzetli, sevimli, şirin defineler var ve madem ihtiyarlığımız bizi bu definelerin içine daha ziyade sevk ediyor, elbette imanlı ihtiyarlıktan şekva değil, belki binler teşekkür etmeliyiz. 8. rica. İhtiyarlığın alameti olan beyaz kıllar saçıma düştüğü bir zamanda, gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran harbi umiminin dağdağları ve esaretimin keşmekeşlikleri ve sonra İstanbul'a geldiğim vakit ehemmiyetli bir şan ve şeref vaziyeti, hatta halifeden, Şeyhülislam'dan, başkumandandan tut ta medrese talebelerine kadar haddinden çok ziyade bir üstün teveccüh ve iltifatı gösterilir cihette. Gençlik serhoşluğu ve o vaziyetin verdiği halet ruhiye o uykuyu o derece kalınlaştırmış ki adeta dünyayı daimi, kendimi de laya mütane dünyaya yapışmış bir vaziyeteyi acibade görüyordum. Şimdi tabi üstad burada kendi hayatından kesitler ve örnekler vermekle kendi hayatını anlatmıyor. Kendi hayatından verdiği bir misal ile, örnek ile bütün insanların hayatına, hepimizin hayatına örnekler, ışıklar tutuyor ki kendi hayatınıza da bakınız. Bu kalın gafletlerin içerisine, sarhoşun içerisine düşmeyiniz. Ha, buradan ibret alınız, hayatınıza öyle yön veriniz manasıyla bir manevi ders veriyor. İşte o zaman da İstanbul'un Beyazıt Camii mübarekisinde Ramazan-ı Şerif'te İhlaslı Hafızları dinlemeye gittim. Kur'an-ı Müzülbeyan, semavi yüksek hitabıyla beşerin fenasını ve zihayatın vefatını haber veren gayet kuvvetli bir surette küllü nefsin zaikatül mevt fermanını, yani her nefis ölümlüdür, ölecektir. Hafızların lisanıyla ilan ettiği, kulağıma girip ta kalbimin içine yerleşip o pek kalın gaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalarını parça parça etti. Camiden çıktım. Daha çoktan beri başımda yerleşen o eski uykunun sersemliğiyle birkaç gün başımda bir fırtına, dumanlı bir alev ve pusulasını şaşırmış gemi gibi kendimi gördüm. Aynada saçıma baktıkça beyaz kıllar bana ihtar ediyorlar. Dikkat et! İşte o beyaz kılların ihtarıyla vaziyet tevazuh etti. Baktım ki o çok güvendiğim ve ezvakına meftun olduğum gençlik elveda diyor. Ve muhabbetiyle pek çok alakadar olduğum hayatı dünyaya sönmeye başlıyor. Ve pek çok alakadar ve adeta aşık olduğum dünya bana uğurlar olsun deyip misafirhaneden gideceğimi ihtar ediyor. Kendisi de Allah'ı ısmarladık deyip o da gitmeye hazırlanıyor. Kur'an-ı Müzülbeyan küllü nefsün zâikatül mevt ayetinin külliyetinde ne bir insani bir nefistir. Yani insanların umumu tek bir nefis gibidir. Dirilmek üzere ölecek. Ebedi hayatı kazanmak için muhakkak ne gerekiyor? Ölüm gerekiyor. Dirilmek üzere ölecek. Ve küre-i arz dünya dahi bir nefistir. Baki bir surete girmek için o da ölecek. Demek ki dünya dahi ölecek. Dünya dahi bir nefistir. Ahiret suretine girmek için o da ölecek manası ayetin işaretinden kalbe açılıyordu. İşte bu halette vaziyetime baktım ki medarı ezvak olan gençlik gidiyor, menşe-i ahsan olan ihtiyarlık yerine geliyor ve gayet parlak ve nurani hayat gidiyor. Zahiri karanlıklı dehşetli ölüm yerine gelmeye hazırlanıyor ve pek çok sevimli ve daime zannedilen gafillerin maşukası aşık olduğu olan dünya pek süratle zevale koşuyor gördüm. Kendi kendimi aldatmak ve yine başıma gaflete sokmak için İstanbul'da haddimden çok fazla gördüğüm makam içtimaiyenin ezvaklarına baktım. Hiçbir faydası olmadı. Bütün onların teveccühü, iltifatı, tesellileri yakınımda olan kabir kapısına kadar gelebilir, orada söner. Öyle ya, dünyanın bütün saltanatı, makamları, zenginlikleri kabir kapısında bitiyor. Yani kabirden sonraki karanlık için bir aydınlık, bir ümit, bir ışık, bir kuvvet vermiyor. Ve şöhretperestlerin bir gaye hayal olan şan ve şerefin süslü perdesi altında sakil bir rüya, soğuk bir hotfuruşluk, muvakkat bir sersemlik suretinde gördüğümden anladım ki öyle ya. Hayatı boyunca insan şöhret kazanmak için uğraşıyor ama o şöhretin de bir faydası yok. Riyakarlık, hotfuruşluk, kendini beğendirmeye çalışmaktan başka hiçbir şey yok. Hem insanlar sana şan ve şöhret noktasında alkışlasalar, seni ünlü görseler, en büyük görseler ne mana ifade eder ki? Önemli olan Cenab-ı Hakk'ın seni sevmesi. Önemli olan Cenab-ı Hakk'ın ve peygamberlerinin ve salih kulların sevgisine kazanabilmek. Evet, beni şimdiye kadar aldatan bu işler hiçbir teselli veremez. Ve onlarda hiçbir nur yok. Yine tam uyanmak için Kur'an'ın semavi dersini işitmek üzere yine Beyazıt Camii'ndeki hafıza dinlemeye başladım.
O vakit o semavi dersten ve beşşirillezine amenü ilahir nevinden kutsi fermanlarla müjdeler işittim. Kur'an'dan aldığım feyz ile hariçten teselli aramak değil, belki dehşet ve vahşet ve meüsret aldığım noktalar içinde teselli, rica-i nuru aradım. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür olsun ki aynı dert içerisinde derman buldum, aynı zulümet içerisinde nuru buldum, aynı dehşet içerisinde teselliyi buldum. En evvel herkesi korkutan, en korkunç tevehhüm edilen ölümün yüzüne baktım. Nuru Kur'an ile gördüm ki ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de ne demek bu? Çünkü bize öyle gözüküyor. Alıyoruz, karanlık bir çukurun içerisinde insanı atıp geliyoruz. Zahiren öyle gözüküyor. Karanlıklı, soğuk, çirkin, sakil gibi gözüküyor. İlim olmazsa, Kur'an-ı manevi haberler olmazsa onun hakikatini nereden bileceğiz? Bilmemiz mümkün değil. Nuru Kur'an ile gördüm ki ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkinse de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Ve çok risalelerde bu hakikati kat'i surette ispat etmişiz. 8. söz ve 20. mektup gibi çok risalelerde izah ettiğimiz gibi ölüm idam değil, firak değil. Bize göre öyle değil mi? İdam. Ne oldu? Bütün duyguları bitti, asıldı, mahvoldu. Firak değil, yani ne oldu? Bütün sevdiklerinden, sevdiği şeylerden ayrıldı. Belki hayat-ı ebediyenin mukaddemesidir, sonsuz hayatın başlamasıdır. Gerçek hayatın başlangıcı ölüm iledir. Mebdeidir ve vazife hayat külfetinden bir paydostur, bir terhistir. Değil mi hayat? Çok külfetler içerisinde hepimiz bu sıkıntıları ve külfetleri yaşıyoruz. Yaşamak gerçekten zor. Bir tebdili mekandır, mekan değiştirmektir. Berzah alemine göçmüş, ahiret alemine daha önce gitmiş, kafiri ahbaba kavuşmaktır. Sevdiklerine, müminlere, peygamberlere, salih kullara kavuşmaktır. Ve hakeza bunlar gibi hakikatlar ile ölümün hakiki güzel simasını gördüm. Korkarak değil, belki bir cetle müştekane meftin yüzüne baktım. Ehli tarikatçı rabıtayı meftinin sırrını anladım. Sonra herkesi zevaliyle atan ve herkesi kendinde meftun ve müştahak eden ve günah ve gaflet ile geçen ve geçmiş gençliğime baktım. O güzel, süslü çarşafı elbise içerisinde gayet çirkin, serhoş, sersem bir yüz gördüm. Eğer mahiyetini bilmeseydim birkaç sene beni serhoş edip güldürmesine bedel 100 sene dünyada kalsam beni ağlattıracaktı. Değil mi insan? Çok günahları ne zaman giriyor? Gençlik serhoşluğunda giriyor yani. Gençliğinde hiç ölmeyecek gibi, hiç ihtiyarlamayacak gibi, hiç zayıflayamayacak gibi, değil mi? Böyle öyle bir layamut, yıkılmaz, bozulmaz bir vücudu var zannediyor. Pek çok nefsi, hatalar, arıza o gençlikte geliyor. Ama o gençlikteki yaptığı hata ve günahları böyle hayatı bunca ne yapıyor? Eseflerle, üzüntülerle çekiyor. Evet, nasıl öylelerden birisi ağlayarak demiş, لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُدُ يَوْمًا تُحْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِبِ. Yani keşke gençliğim bir gün dönseydi, ihtiyarlık benim başıma ne kadar hazin haller getirdiğini ona şekva edip söyleyecektim. İhtiyarlamış, o bükülmez zannettiği bel bükülmüş, ayaklar çökmüş. O zaman diyor ki, bak ihtiyarlık beni ne hallere getirecekmiş. Böyle olacağımı bilmiyordum. İşte o zaman insan anlıyor, hayat fani, geçici. O gençlik hevesatı çok kısa bir zaman içerisinde bitiyor. O günahlar boşu boşuna işlenmiş, bütün günahları sırtına yükletilmiş. O zaman anlıyor mu? İşten geçiyor. Onu önceden anlamak, iman gözüyle kainata bakmak lazım. Evet, bu zat gibi gençliğin mahiyetini bilmeyen ihtiyarlar, gençliklerini düşünüp teessüf ve tahassürle ağlıyorlar. Halbuki gençlik, ehli kalp, ehli huzur ve aklı başında ve kalbi yerinde bulunan müminlerde olsa, ibadete ve hayrata ve ticareti uhreviye sarf edilse en kuvvetli bir vesile ticaret. Çünkü gençlikte Cenab-ı Hakk'a dilediği gibi ibadet edebilir, koşabilir, ihtiyarlık yapamayacağı çok şeyleri gençlikte yapıp kazanabilir. Ve güzel ve şirin bir vasıtı hayrattır. Ve gençlik vazife diniyesini bilip suistimal etmeyenlere kıymetdar, zevkli bir nimet-i ilahiyedir. Diğer istikamet, iffet, takva beraber olmazsa çok tehlikeleri var. Taşkınlıklarıyla saadet ebediyesini ve hayat-ı uhreviyesini zedeler. Belki hayat-ı dünyeviyesini de berbat eder. Belki bir iki sene gençlik zevkine bedel ihtiyarlıkta çok seneler gam ve keder çeker. Madem ekser insanlarda gençlik zarara düşüyor, biz ihtiyarlar Allah'a şükretmeliyiz ki gençlik tehlikelerinden ve zararlarından kurtulduk. Her şey gibi elbette gençliğin dahi lezzetleri gidecek. Eğer ibadete ve hayrata sarf edilmemişse o gençliğin meyveleri onun yerine baki kalıp hayat ebediyede bir gençlik kazanmasına vesile olur. Demek ki Allah yolunda o kısa gençliğini kullansa 33 yaşında ebedi bir gençliği Cenab-ı Hak ne yapacak? Verecek.
Ama o kısa bir gençliği nefsine, dünyevi lezzetlerine kullansa, belki ebediyen o gençlik lezzetleri ne yapacak? Allah güzelini kaybedecek. Sonra ekser nasıl insanların aşık ve müptela olduğu dünyaya baktım. Nuru Kur'an ile gördüm ki birbiri içerisinde üç külli, üç büyük dünya var. Birisi Esma-i İlahi'ye bakar, onun aynasıdır. Birisi neymiş? Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini bildiriyor. Aynalar hükmündedir. Onun sanatını gösteriyor, onun isimlerini gösteriyor. İkinci yüz ahirete bakar, onun mezrağıdır. Yani ikinci yüz nedir? İnsanlar bu yüzden istifade ederler. Tarladır. O tarlayı ekerler, biçerler, amali salih kazanırlar. O salih amellerle ebedi hayatlarını tanzim ederler, ebedi hayatlarını kurtarırlar. Üçüncü yüzü ehli dünyaya bakar. Yani dinden, imandan, İslam'dan nasibi olmayanlara bakar, ehli dünyaya bakar. Ehli gafletin mal ebegahıdır, eğlence yeri, böyle aldandığı, gaflet içerisinde yaşadığı yeridir, nefsinin böyle eğlendiği yeridir. Hem herkesin bu dünyada koca bir dünyası var, adeta insanlar adına dünyalar birbirine içerisine girmiş. Fakat herkesin hususi dünyasının direği kendi hayatıdır. Ne vakit cismi kırılsa dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar. Hem böyle kıyametin kopmasını bekleme gerek yok. İnsanın kendi ölümüyle kıyametin olmuş oluyor, kopmuş oluyor. Ehli gaflet kendi dünyasının böyle çabuk yıkılacak vaziyetini bilmediklerinden umum dünya gibi daimi zannedip perestiş eder. Yani dünyaya bakıyor, dünya sağlam, muhkem, yıkılacak, ölecek, bitecek gibi görmediği için kendi hayatını da o dünyadaki sağlamlıkla, o bütünlükle bütün zannediyor. Böyle bağlı zannediyor. Sanki onunla beraber muhkem, sağlam bir şekilde yaşayacağını zannediyor, aldanıyor. Ve onun için dünya şiddetle ne yapıyor? Seviyor, terestiş ediyor. Başkalarının dünyası gibi çabuk yıkılır, bozulur. Benim de hususi bir dünyam var. Bu hususi dünyam, bu kısacık ömrümle ne faydası var diye düşündüm. Ya insan düşünebilir. Ya kısa bir ömürde, kısa bir zamanda dünyaya gelmişim. Ne faydası var yani? Gelip geçiyor gibi düşünülse, Nur-u Kur'an ile gördüm ki hem benim hem herkes için şu dünya muvakkat bir ticaretgah ve her gün dolar boşanır bir misafirhane ve gelen geçenlerin alışverişleri için yol üstüne kurulmuş bir pazar ve nakkaş ezelinin teceddüt eden yenilenen hikmetle yazar bozar bir defteri ve her bahar bir yaldızlı mektubu ve her bir yaz bir manzum kasidesi ve o Sani Zülcelal'in cilve-i esmasını tazelendiren, gösteren ayneleri ve ahiretin fidanlık bir bahçesi, çünkü burada ekilen biçilen ahiretten meyve verecek ve rahmet-i ilahiyenin bir çiçekdanlığı ve âlem-i mekâda gösterilecek olan nefhaları yetiştirmeye mahsus bir tezgahı mahiyetini gördüm. Demek ki bu tezgahta ne dokunuyor? Fani tezgahta baki neticeler dokunuyor. Demek ki bu fani tezgah iyi dokunursa baki böyle mensucatlar, meyveler ebediyen ahirette ne yapacak? Bize verilecek. Bu dünyayı bu surette yaratan Halik-i Zülcelal'e 100.000 şükrettim. Ve anladım ki dünyanın ahirette ve Esma-i İlahi'ye bakan güzel iç yüzüne karşı nevi insana muhabbet verilmişken, yani sevilecek yerler Esma-i İlahiyedir. Yani sevilecek şey mektubun güzelliği, mektubun nakışları, mektuptaki kaliteli kağıt veya resimleri değil, içindeki verilen mesajlardır, manalardır. Kainatı öyle bir mektup olarak görmelidir. O sevilmelidir. Ve o muhabbeti su istimal ederek, tam tersine çevirerek, manalar unutulmuş, kağıdı, kalitesi, desenleri, boyaları sevilmiş yani. Bak aldatılmış. İnsan aldanmış. Fani, çirkin, zararlı, gafletli yüzüne karşı sarf ettiğinden, yanlış yerde sevgiyi sarf ettiğinden, hubb-ü dünya, raisü, külli, hatiyat, bütün hataların başı dünya sevgisidir diye hadis gelmiş yani. İşte bu dünya sevgisi bu demek. Yani niye? Kışırına, kabuğuna, resme bakmak, nakışları sevmek, nakkaşı, sanatı, sanatı yaratan sanatkarı görmemek, onu sevmemek, aldanmak demek işte yani. Dünyayı sevmek demek, eşyayı sevmek demek, yaratanı unutmak demek oluyor yani. Hadis-i şerifin sırrına mahzar olmuşlar. İşte ey ihtiyarlar ve ihtiyareler, ben Kur'an-ı Hakim'in nuruyla ve ihtiyarlığımın ihtarıyla iman dahi gözümü açmasıyla vakati gördüm. Ve çok misallerde kat'i bürhanlarla delillerle ispat ettim. Kendime hakiki bir teselli ve kuvvetli bir rica ve parlak bir ziya gördüm. Ve ihtiyarlığıma memnun oldum. Ve gençliğin gitmesinden mesrur oldum. Siz dahi ağlamayınız ve şükrediniz. Madem iman var ve hakikat böyledir, ehli gaflet ağlasın, ehli dalalet ağlasın. Allah rızası için El Fatiha.